Fırat'ı geçip Armegedon'un yaşanacağı vadiye gelecektir. Bak, Fırat'ı geçip Armegedon'un yaşanacağı PKK'nın hakim olduğu bölge, yani hakim değil yani kendilerince hakim olduklarını evet. zannettikleri bölge. Evet. Yani oralarda var, itlik yaptıkları yerler. Evet. Ve yani dolayısıyla Türkiye'nin güneydoğu bölümleri, yani Türkiye'den koparılmak istenen yer. Bak, Fırat'ı geçip Armegedon'un yaşanacağı vadiye gelecektir ki Irak'ta. Bunun içine dahil. Irak onun için işgal edildi. Amerika çıkıyor, öyle bir konu yok. Amerika'nın adamları idare edecek. Evet hocam. Amerika oradan çıkması diye bir konu yok. Amerika oraya tam anlamıyla yerleşti. Evet. CIA ile FBI ile her şeyden yerleşti Amerika. O, bitti o konu yani. Öyle bir konu olmaz. Nerenin çıkması evet yani. Hocam. Öyle bir şey yok. Çünkü amaç zaten orada yapılacak Armagedon için arazi kontrolü. Arazi tespitiydi. Ona tamam. Ama şimdi Fırat'ın kontrol altına alınması gerekiyor. Fırat bölgesinin. Orada yerde PKK'nın görevlendirildiğini görüyoruz bu konu için. Evet. Bak, Fırat'ı geçip Armagedon'un yaşanacağı vadiye gelecektir. Bu savaş son dünya savaşı olacaktır. Dünyayı yok etmeye karar vermişler. Evet. İnşallah. Ve tüm dünya devletlerinden güçler katılacaktır. Bu savaşın sonuna doğru Hazreti İsa daha önce gökyüzüne istirak etmiş olanlar Müslüman-Yahudi savaşında gökyüzüne yükselerek Hazreti İsa ile buluşmuş olanlar yeryüzüne inecektir ve tüm dünyevi güçleri öldüreceklerdir. Ya muhtemelen hava indirmesi yapacaklar kendilerince. Onlara diyecekler, bak Hazreti İsa'nın ordusu iniyor evet. gökten. Yani geri kalanlar da biz de gökten inip temizleyeceğiz diyor. Evet. Yani çünkü çok kolay bunun tevil edilmesi. Dolayısıyla muazzam bir kan teklifi var. Evet hocam. Halk bunu biliyor mu? Bir epey bir bölümü bilmiyor. Afganistan niye işgal edildi? Bunu da bilmiyorlar. İslam ülkelerin ekonomisinin gelişmesi neden durduruluyor? Neden müsaade edilmiyor? Bu da bilinmiyor. Güneydoğu'nun bölünmesinin neden bu kadar ısrarlı istendiğini de insanlar bilmiyor. Halbuki evanjeliklerin isteğidir bu. Çünkü savaşın orada olacağına inanıyorlar. Yani Irak bölgesi ve PKK'nın bulunduğu yerler. Ve yani dolayısıyla Güneydoğu bölgemiz. Evet.